Ordu incelemelerimize devam ediyoruz. Ne tarafa yolculuk? Ordu'ya geliyoruz. Gelecek misin sen de? Yok, ben zaten doğma büyüme buralıyım abi. Gel seni İstanbul'a götüreyim, orada afiyetle yerim. Sağ ol. Ben almayayım. Orada bir tuhaf tutuyor. Gel öpeyim, yanaş, yanaş, öpeyim, gel. Abi, öpeyim, sır abi. Hadi güle güle. Ulubey, Kardeşler Köyü'ndeki incelemelerimiz esnasında köy muhtarı Osman Poyraz Bey'in yemek davetine icabet ediyoruz. Nasıl yapılıyor bu yemek? Bize onu biraz tarif eder misin? Bu kara lahana bahçelerde olur. Onlar yapraklarını toplarız, getiririz eve, temizleriz, doğrarız. Ateşte pişiririz. İçine soğan, et, sarımsak, ne gelirse aklına, mısırı da törpüleriz böyle içerisine. Koyarız, mısır unu koyulur. Güzel bir çorba olur. Biz gelen, yani bu ta ezelinden beri bu Karadeniz'in özel yemeğidir. Hatta Ordu gecelerinde de İstanbul'da, Ankara'da yapılır. Bu fasulye kayga nasıl dediniz? Bu fasulye, fasulyeyi topluyoruz, ortadan bir diliyoruz. Dildikte haşlıyoruz. Ona bir yumurta koyuyoruz içine. Az tuz atıyoruz, tavada kızartıyoruz fasulyeyi. Ertesi gün Perşembe Yaylası'na doğru yola çıkıyoruz. Ordu'dan 56 kilometre sonra Fatsa'dan Aybastı yönüne dönerek sahil şeridinden uzaklaşmaya başlıyoruz. Denizden uzaklaşmakla maviliği bir müddet göremeyeceğini zanneden bizleri 10 dakika sonra nefis bir mavilik karşılayıp utandırıyor. Yolumuz üstündeki Fatsa sınırları içindeki güzelliklerimizden Gaga Gölü'nde kısa bir süre mola verdikten sonra seyrederek ilerlemeye devam ediyoruz. Gaga Gölü, Fatsa ilçemizin 10 kilometre güneydoğusunda Fatsa-Aybastı karayolu yanında yer alıyor. Göl 15 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor. Kıvrılarak dağlara tırmanan asfalt yolda ilerlemeye devam ediyoruz. 40 kilometre sonra Aybastı ilçemizden geçerek tırmanışımızı sürdürüyoruz. Artık yol pek düzgün değil. Manzara ise nefis. Zaman zaman durarak bu güzellikleri sizler için görüntülüyoruz. Thank you.
Aybastı ilçesinden 18 kilometre sonra Perşembe Yaylası'na ulaşıyoruz. Deniz seviyesinden 1350 metre yüksekte olan Perşembe Yaylası'nı görünce durmadan geçiyoruz. Çünkü burası anladığımız manada yayla olmaktan çıkmış, betonarme evlerle adeta bir ilçeye dönüşmüş. Biz yaylada oyalanmaktansa biraz ilerideki tepeye çıkıp etrafı seyretmeyi tercih ediyoruz. Ordu ilimize 124 kilometre mesafedeki Perşembe Yaylası, Karadeniz'de ender rastlanan Menderes tarafından kuşatılmış. Bilindiği gibi bir akarsuyun arazide sık kıvrımlar yaparak akışının oluşturduğu coğrafi şekile Menderes denilmektedir. Isının 27 derece olmasına rağmen şiddetli rüzgar yüzünden tepeden etrafı fazla seyredemiyor ve yolumuza devam ediyoruz. Kış sporları için son derece uygun olan geniş arazinin ortasında küçük bir mescit ve türbeye geliyoruz. Türbe, tarihte adını çok duyduğumuz Melik Gazi'nin kardeşi Kümbet Gazi'ye ait. Biz burada bilgi veriyoruz. Melik Gazi'nin çok kardeşi Kümbet. Evet, evet. Yani Şümbet Gazi'nin oğullarından Melik Gazi, Emir Yavuk, Kümbet. Bunlar üç kardeş. Buranın Fatih'i gerçekten bunlar. Yani Melik Gazi,
Sinan buraya gelmiş dostlukların ordusuyla bir hadis savaşmış. Diğer iki kardeş burada yok, yalnızca hükümet dediğidir kardeşler. Tabii, iki kardeşten Emir Yakup da şeyde yine Aybars'ın, yani şu içinde bulunduğumuz ilçe topraklarında bulunuyor. Koçvaz diye bir mahallede. Fakat Melik Gazi, ki bunların içerisinde en büyük komutan olan o, yani en geniş manasıyla. Melik Gazi ise herkesin bildiği gibi Niksa, Tokat'ın Niksa ilçesinde. O zaten çok meşhur, çok biliniyor. Ancak bu kümbet o kadar tanınmamakla birlikte bir danışmentli komutanı olduğu biliniyor, söyleniyor. Peki kardeşim, ne zaman burası yapıldı? Yani bu hale ne zaman getirildi? 5 sene falan oldu. 5 sene. Daha evvel? Belki de daha evvel. Şu andaki. Daha evvel normal mezardı burası da, değil mi? Perşembe Yaylası'ndan 7 kilometre uzakta olduğunu öğrendiğimiz Çiseli Şelalesi'ne doğru yolumuza devam ediyoruz. Derin bir vadinin tabanından akan suyu bir müddet takip ettikten sonra rehberimizin dediği yerde duruyoruz. Aracımızdan ayrılarak şelaleye doğru inişe başlıyoruz. Mükemmel kamuflaj yapmış olsa dahi daldaki kurbağa Taner'in keskin gözlerinden kaçamıyor. Onu gördüğümüze inandırmak için başına dokunmamız gerekiyor. Çiseli Şelalesi'nin yüksekliği yaklaşık olarak 6, genişliği ise 10 metre. Şelalenin altındaki gölün çapı da 10 metre civarında. Şelaleyi bir de yukarıdan görmek için tırmanmaya başlıyoruz.
şelalenin döküldüğü noktaya çıkınca bir müddet yukarı doğru ilerliyoruz. Kayaların arasında salına salına akan suları ve ulaştığımız gölü bir müddet izledikten sonra aracımıza dönüyoruz. Rotamız Gölköy Ulugöl. Gölköy ilçesi Ordu'dan 60 kilometre mesafede. Biz Gölköy ilçesini geçiyor ve manzarayı seyrederek ilerlemeye devam ediyoruz. Bir ara mısır biçen köylüleri izlemek için mola veriyoruz. Bu da büyüyünce iş yapacak değil mi? Kaleyaka köyüne ulaşınca toprak yola saparak ilerliyoruz.
Gölköy ilçesinden 15 kilometre sonra bir virajı alırken yine muhteşem bir manzaraya sahip olan Ulugöl ile karşılaşıyoruz. Çapı yaklaşık olarak 250 metre olan, etrafı ormanla çevrili gölü bir müddet seyrediyoruz. Ağaçların sulardaki yansımaları dünyanın en güzel pastel tablosunu oluşturuyor. Bu güzelliği bir de ortasından görmek amacıyla botumuzu atlayıp dolaşmaya başlıyoruz. Ulugöl'ün koordinatları 41 derece 43 dakika 40 saniye kuzey, 34 derece 10 dakika 59 saniye doğu. Derinliğinin yaklaşık 70 metre olduğunu öğrendiğimiz gölün manzarasını sizlere bir de içinden göstermek istiyoruz. Bunun için kameramanımız Adem'i büyük botumuza alıyor, Murat'ı da can kurtaran botuna bindirip yedekleyerek gölde dolaşmaya başlıyoruz. İçilebilecek kadar temiz ve berrak sular bütün yol yorgunluğumuzu unutturuyor. Çevreyi bozmadan konulacak birkaç bungalov vasıtasıyla Gölköy'ün burada güzel bir turizm potansiyeli yakalayabileceğini düşünürken bir de bakıyoruz ki buna pek niyetleri yok. Şimdi dikkat ederseniz fındık bahçesi yapmak için ormanın nasıl kesildiğini görebilirsiniz. Gölde yüzen kırmızı balıkları ve harika manzarasıyla civarın korunmaya ihtiyacı olduğu kesin. Burası Başbakanlık tarafından özel çevre koruma bölgesi ilan edilmiş. Ancak biraz önce gördüğünüz ve gelecek bölümlerimizde de izleyeceğiniz gibi yakarak ya da keserek çıkar sahipleri ormanı yok ediyor ve fındık bahçesi açıyorlar.
göldeki incelemelerimizi tamamlayarak dönüşe başlıyoruz. Kaleyaka köyünden geçerken eskinin izlerini taşıyan bir bahçe görüyor ve duruyoruz. Evin hanımları armut pekmezi yapıyorlar. İçinde mısır, fasulye, kabak gibi kışlık yiyeceklerin muhafaza edildiği, zararlı mahlukatın içine giremeyeceği tarzda yapılmış bir çeşit ambar olan serendilere güzel bir örnek bu evin bahçesinde hala ayakta duruyor. Ninelerinden kalma küpler kırılmış. Ancak dedelerinden kalma bileği taşı hala işe yarıyor. Eski kızaklar da hala kullanılıyor. Kaleyaka köyünden ayrılarak Gölköy Kale Mahallesi'nde bulunan Gölköy Kalesi'ne ilerliyoruz. GPS cihazımız 40 derece 41 dakika 34 saniye kuzey, 37 derece 35 dakika 14 saniye doğu koordinatlarında bulunduğumuzu gösteriyor. Kale deniz seviyesinden 1096 metre yükseklikte. Kaledeki incelemelerimize tek girişi olan kapısından girerek başlıyoruz. Acaba neden koydular bu? Rüzgar. Tam da rüzgar ne alakası var? Ben bir şey hazırlıyorlar buraya kadar. Buradan aşağı. Onu da kaldırayım. Neyi? Hayır. Kaleyi kaldırmıyor. Bütün buraya yol gibi böyle bir şey. Şurada da var aynı deliklerden. Bir de onlara bakalım. Evet, bunlarda da var. Hatta bunlar için bir gözetleme deliği denilebilir ama alttakiler için değil. Evet, bu da dışarıya bakıyor. Buradaki o birkaç tane sınıf boşalmış, yıkılmış. Daha büyük bir pencere. Karşımda bak hemen. Karşımda bak. Karşımda bak. Bu kısımda, bu kapı kısmı. İlk kez bu kalede rastladığımız, kalenin içinden dışına doğru açılmış ve surun altından boydan boya geçen, yer yer 1 metre arayla açılmış kanallar oldukça ilginç. Bu kanalların içi özenle sıvanmış. Kanalların şiddetli Karadeniz yağışlarında kalenin içine dolan suyun boşaltılması için yapıldığı kuvvetle muhtemel. Kale, dev bir kaya kütlesinin üzerine civardaki taşların Horasan sıvı ile birleştirilmesiyle oluşturulmuş.
Ordu incelemelerimizin bu bölümüne Sükuti Karaca'nın şiiriyle son veriyoruz. Füsunkar yüzünün hüsnü sevdası, beni de gönülden bağlasın ordu. Gel ey bu yerlerin nazlı leylası, Mecnun'un dizinde ağlasın ordu. Ses versin rüzgarın yanık sesime, ortak olsun civil sonsuz yesime. Meletin acıyıp son nefesime, içli mersiyeler söylesin ordu. Bu yerlerin yeşil mehtabı mısın, yoksa sen bir şiir kitabı mısın? Avare ruhların mihrabı mısın, kalp sana arzu hal eylesin ordu. Murat Bıçak, Fatih İzci Grubu, Fatih Erkek Ergin İzci Ocağı izcisi, Samsun Motor Teknik Lisesi mezunu. Taner Uğur, Fatih İzci Grubu Ocakbaşılarından, radyo program yapımcısı. Adem Kaşkaya, Fatih İzci Grubu, Fatih Erkek Ergin İzci Ocağı izcisi, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu, Kanal 7 Televizyonu kameramanı. Hasan Subaşı, Fatih İzci Grubu Grup Başı, İzcilik Federasyonu Hava İzcilik Kurulu üyesi, arkeolog ve sanat tarihçisi, araştırmacı yazar.